verecek. Sana sözüne baharlar gelecek. Boşaltmamız gerekiyor. Lütfen anlayışlı davranıp kaldırımları boşaltalım. Alan içerisindeki yerlere geçelim. Yaptı. Ayrıca hayvancılıkla uğraşanlara, küçük ailelere belediyede kendi ürettiğimiz 3000 ton silajı hayvan yemini dağıtmak suretiyle onların ayakta durmasını sağladık. Öyle ya. Öyle ya. Sebze pahalanıyor. Sebze pahalanıyor. Hatırlayın 2019 seçimleri öncesinde tarım kredisi zararını mal satmaya başladılar. O zaman pazarcıları terörist ilan ettiler. Soğan bulunamadı. Polatlı'daki depoları bastılar. Soğancılar terörist oldu. Bu ayın teröristi de kasaplar. Evet. Rekabet kurulu soruşturma açtı. Et fiyatları niye pahalı diye. Çünkü hiçbir başarısızlık bu iktidarın üstüne yapışmıyor her nedense. Hep suçlu başkaları. Ya dış güçler, ya Amerika, ya şurası, ya da CHP zihniyeti. Hiç suçlu olmuyorlar. Neden bugün Türkiye'de bu kadar kiralar pahalı, fiyatlar pahalı? Bunda acaba bizim hiçbir katkımız yok mu diyorlar. Söylüyorlar, söylüyorlar, seçime girerken seçimi kaybedersek beka gider. Ya asıl beka sorunu, ülkedeki mülteci sorunu, pahalılık, enflasyon, görmüyor musunuz bunu? Yönetim geliyor artık ve inşallah bizler ümitliyiz. Ben Sayın Genel Başkanımdan izin almadan söylüyorum. İnşallah 14 Mayıs'tan sonra 15 Mayıs'ta Sayın Genel Başkanımızı 13. Cumhurbaşkanı olarak o koltuğa oturtacağız. Bizler de acizane yardımcısı olacağız tabii ki. Birimiz sağında, birimiz solunda, diğer Millet İttifakı Genel Başkanlarıyla beraber ve kendisini külliye değil, Çankaya'ya konfetiler eşliğinde yolcu edeceğiz. Var mısınız? Söz mü? Bütün milletvekili adaylarımızı meclise göndermeye söz mü? İnşallah 15 Mayıs'ta, 31 Mart'ta olduğu gibi ülkemize bahar gelecek. Allah birliğimizi bozmasın. Allah varlığımıza, birliğimize, dirliğimize laf edenlere akıl versin. Akıl versin. Sevgili dostlar, kıymetli Karslı hemşerilerim, İstanbul biraz meşakkatli oldu. Biliyorsunuz
Zor bir seçim yaşattılar bize. Zor bir seçim yaşattılar. Demokrasi nedir? Bir oy bile kazansan saygı duyacaksın. Bir oy. 13 bin oyu bunlar yeterli görmediler. 13 bin oyu. Bir şeyler oldu dediler, bir şeyler. Çıkıp, bakın çıkıp o kadar ağrıma gitti ki, o kadar ağrıma gitti ki, çıkıp bir cuma namazında, bir caminin çıkışında, burayı iyi dinleyin, bir caminin çıkışında çaldılar dedi. Bu ülkenin cumhurbaşkanı çaldılar dedi. Hırsızlar dedi, burayı iyi dinleyin. Bakın burayı iyi dinleyin, burayı iyi dinleyin. Çaldılar dedi, hırsızlar dedi. Allah aşkına soruyorum. Bir tane bile hırsız bulamadınız, bir tane. Yargıladınız, bir tane bile mahkum etmediniz. Çıkıp milletten özür dilediniz mi? Dilemediniz. Aynı akıl hala cami avlularında miting yapıyor. İnsanları bölecek cümleler kuruyor. Ben size çok net ifade edeyim. Varlığımız için, birliğimiz için, dirliğimiz için, bir arada olmamız için, kucaklaşmamız için memleketini seven, milletini seven, ayrımcılık yapmayan, herkese eşit gözle bakan, erdemli, ahlaklı, hayatı boyunca hak, hukuk, adalet diyen 13. Cumhurbaşkanımız geliyor. Kemal Kılıçdaroğlu geliyor.